Evet yeni nesil ünite değerlendirme test 6 soru 1. Burada bir harita verilmiş. Haritan yararlanarak aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir demiş. Sorumuzda 2. İnönü Savaşı Türk ordularının zaferiyle sonuçlanmıştır. Sonuç var mı? Yok. Türk ordusu asker sayısı bakımından Yunan ordusundan üstün konumdadır. Var mı asker sayısı? Hayır. Türk orduları cephe, cephe bütünlükte taarruzdadır. Hayır. Sadece belli bölgelerde taarruzda ama Yunan ordusunun tamamıyla taarruzda olduğunu söyleyebiliriz. Yunan kuvvetleri daha çok 1 ve 3. kolordu karargahından harekete geçmiştir. Şuraya bakıyoruz. Yunan tümeni 1. kolordu ve 3. kolordu. Şurada 2 tane Yunan tümeni var ama daha çok taarruz var. 1 ve 3. Yunan kolordusundan. Şurada Yunan taarruzu diye ok belirtmiş zaten. 2-4 tane taarruz var. Dolayısıyla D seçeneğine ulaşabileceğimizden sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olacaktır. Evet yeni nesil ünite değerlendirme test 6 soru 2. 5 Mayıs 1922'de Mustafa Kemal'in başkomutanlık görevinin süresi dolmuş. Görev süresinin uzatılması için verilen kanun teklifi muhalifler tarafından kabul edilmemiştir. Bunun üzerine Mustafa Kemal mecliste yaptığı konuşmada düşman karşısında bulunan ordunun başsız kalmayacağını, bu duruma milletin razı olmayacağını ve başkomutanlık görevini milli menfaatlerden dolayı bırakmayacağını belirtmiştir. Mustafa Kemal konuşmasından sonra tebebime başkomutanlık görevinin süresini ilk önce 3 ay 20 Temmuz 1922 tarihinde ise süresiz olarak uzatılmıştır. Buna göre Mustafa Kemal'in kişilik özelliklerine hangilerine sahip olduğu söylenebilir. Ee, orduyu başsız bırakmayacağım. Savaşacağım vatanseverdir. E, ee, muhaliflere rağmen devam edeceğim. Kararlıdır. Burada çok gönüllü ve ileri görüşlülüğü söz konusu değil. Vatansever ve kararlı olduğunu söyleyebiliriz. Bu da sorunun doğru cevabı A seçeneği 1 ve 3 yapacaktır. Evet yeni nesil ünite değerlendirme testi 6 soru 3. 1. Yunus Savaşı ve Sakarya, Savaşı, Sakarya Meydan Muharebesi ne sonuçları verilmiş. Verilen gelişmenin ortak kazanımları arasında TBMM'nin varlığını kabul eden deve sayısının artması. Burada Moskova Antlaşması ile Rusya tanıyor. Afganistan ile Dostluk Antlaşması ile Afganistan tanıyor. Diğer taraftan 1921 Ankara Antlaşması ile Fransa tanıyor. Kafkas Devletleri Kars Antlaşması ile TVM tanıdığı için ortak bir sonuçtur. Birinci öncülümüz doğrudur. Bu antlaşmaların imzalanması TVM'nin uluslararası alanında güç kazanmasını sağladığı için her ikisinde de uluslararası gelişmeler var ve ikinci öncülde de doğru. Bağımsızlığa olan inancın güçlenmesi tabi ortak sonuçtur. çünkü zaferin olduğu yerde bağımsızlığa olan inanç artacaktır. TVM'nin kurucu meclis özelliği kazanması teşkilatı esasiye kanunuyladır. Dolayısıyla Sakarya Savaşı'nda böyle bir durum söz konusu olmadığından 1, 2 ve 3. öncülümüz doğru cevap olarak kabul edilebilir ve 3. sorumuzun doğru cevabı da B seçeneğidir diyebiliriz. Evet. E, dördüncü sorumuz. Yeni nesilin tedeğerlendirme e, testi. 6. Soru 4. Burada romanlar verilmiş, eserler verilmiş ve verilen eserlerin ortak özellikleriyle ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir demiş. Sorumuzda. Milli mücadele döneminde yaşanan olayların edebiyat yansıması örnek oluşturmuştur demiş. E, doğrudur çünkü baktığımız zaman kurtuluş savaşı, kurtuluş savaşı, kurtuluş savaşı ve kurtuluş savaşı Dolayısıyla birinci öncül doğru. Bağımsızlık duygusunu konu alan eserler, burada yine Kurtuluş Savaşı'nın olduğu her yerde bağımsızlık duygusu zaten söz konusudur. Dolayısıyla ikinci öncülümüz de doğrudur. Bu da romanların içeriklerine baktığımız zaman da bu durum ortaya çıkıyor. Eserlerin tamamı Milli Mücadele döneminde kaleme alınmıştır. Burada Mustafa Kemal tarafından nutuk, Milli Mücadele döneminden sonra kaleme alınmış. Mesela Yaban 1932 yılında yazılmış. Dolayısıyla hepsi milli mücadele döneminde kaleme alınmamıştır. Üçüncü öncülü yanlış bir ve ikinci öncül doğru olduğundan sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacaktır.